Merhabalar sevgili dostlar. Malum sebeplerden kaynaklı toplumun çok büyük bir bölümü zamanla evlerde geçirmek zorunda kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Ayrıca çalışan emekçi dostlarımızın da yine iş saatleri dışındaki zamanla evlerde haps olarak geçirdiği bir dönemde eğer bulaşık, çamaşır, yemek işlerimizi yaptıksak, temizliğimizi yaptıksak, ütümüzü yaptıksak biraz da kitap okuyalım diyeceğim. Bizler daha doğrusu insan değil sadece hiçbir canlının doğasında bir yere tıkanıp kalmak yoktur. İnsan doğasına da aykırıdır. Ama süreç bunu dayatmışsa bunu en iyi şekilde nasıl geçiştirebiliriz? Donanarak bu süreçten nasıl çıkabiliriz? Ruhen en azından fikren bu süreçten nasıl çıkabiliriz? Onun da arayışı içinde olmalıyız. Özellikle kültür sanat alandaki dostlarımız, yoldaşlarımız önemli çalışmalar yapıyor. Resim alanında olsun, bağlama eğitim alanındaki arkadaşlarımız olsun, ses sanatçılarımızın kendi sayfalarında paylaştığı çalışmalar biraz daha iyi zaman geçirmek için bir olanaktır bizler için. Maalesef bunların bu yeteneklerin hiçbirisi bende olmadığı için ben bir kitap önereceğim size. Elinde görmüş olduğunuz bu kitap Ahmet Arif'in Cemal Süreyya Mektupları ismini taşıyor. Benim için bir hazine, müthiş güzel bir kitap. İki dava insanının, iki kültür insanının, sanat insanının, iki sevda insanının birbirine hitaplarını ama her konuda yokluğu, aşkı ve hüznü, mutluluğu paylaşan mektuplardır bunlar. İçinde Ahmet Arif'in el yazısını kopyalandığı kitaba eklendiği sayfalar da var. Bu da ayrı bir değer katıyor. Eğer olana olan arkadaşlarımız varsa bu kitabı mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Ben kısa bir bölüm okuyacağım. Kitabın son sayfasında kitabın da özelliği kaçmasın. Ama buradaki bu ufak bir alıntı bile kitabın içeriğinin ne kadar değerli olduğunu sizlere anlatacaktır muhakkak. Şöyle sesleniyor Ahmet Arif Cemal Süreyya'ya. Cem o baboş, Cem o kurban. Biz dağdılar, gök gürültüsü, gurgur baba ve çığla aynı soydanız. Malum ben öyle derin alim değilim, ilkelim. Ama asla onursuzluğa yönelmeyecek, halkını ve hele misyonunu asla unutmayacak bir ilke. Kapak için kullanacağın fotoğrafımı öyle suratımın yarısını kapkara boyamadan aydınlık ve alnımın olanca aklını belirtecek şekilde klişeye vermeni rica ederim. Ayrıca yüzündeki Diyarbakır çıbanı da olduğu gibi çıkmalıdır. Şehveti 2 yaşında tattım. O zamandan beri şehvetin hep doruğuna çıkarım. 5-6 yaşındayken bazı türküler, daha doğrusu türkülerde bazı mısralar beni sarhoş edecek kadar sardı. Bacısı güzele kardeş olaydım. Çayın öte yüzünde ceylan oynar düzünde. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Haydi yüzün ak olsun, şirin canıma gelsin size gelen kadalar.